Atmak için de butiklerle görüşmeye gidiyorum. Yani ihtiyaçları var mı? Ürünlerimi vereceğim. Peki, gel bakalım. Ayşegül. Sesim çıkıyorum diye baktın da. Ya bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim önce. Hani tam bir kere biz Emel'e ya da ona buna birincisin o bu dedik de sen bunu böyle uzattıkça uzattın. Şimdi ama bence ona kendin düştün. Sonuç itibariyle sen de birinci sezonda finale yaklaş. Duymuyorum. Ben yani Emel'e söylüyorsun. Ben özet geçeyim hemen. Emel'e söylüyorsun ama sen de sen de birinci sezonda hani belli bir süre yarıştın sonuç itibariyle ve sana hep tarzı. O yüzden buradayım. Ay Tuğçe bir dinle. Mimik yapmadan önce bir dinle yani. Yani hani zaman geçti, sen de belli bir süre geçti. Mesela hep tarsın diyorlardı ama şimdi şapka tasarımı yapıyorum diye o affedersin ama dandik demeyeceğim nasıl diyeyim. Basit bir şapka takıp gelmişsin ve hani tarzının da şu an sana bakarsam Emel senden daha şık baktığımda ve çok bir, senin de farklı bir şeyin yok. Ona öyle bir eleştiri yapıyorsun ama yani şu an eğer tarzım diye buraya geliyorsan bir kere o plaj şapkasını burada takmaman gerekiyor. İstediğin şapka tasarımcısı ol. Öyle şapkalar var ki yani buraya taktıkları zaman görüyoruz. Mesela özellikle Nazlı Marat takıyordu o şapkaları. Hani öyle bir tasarımcı olacağım deyip başka bir kombin yapsan daha güzel olur. Çantan çok çiğ kalmış. Ya yani senden de hani Emel'i eleştirecek tarz bir görmüyorum. Bitti mi? Bitti evet. Bu benim görüşüm. Emel'in cumartesi günü galada olan sorma hakkını kendimde buluyorum. Nitekim sordum, cevabını da aldım. İkinci bir konu, Emel'e saygı duyuyorum. İlk sezonda başladığımızda bu şapkalarla defile yapmıştık. Sen beğenmeyebilirsin, çok basit olabilir, çok ucuz olabilir. Ben bunları yapıp çocuklara sattığımda gerçekten böyle bir şey yaptığım için kullanıyorum. Kullandığım bir şeyi de burada denedim. Çoğu zaman spor kombini yaptığımda burada başarılı olamamıştım. Tekrar böyle bir şey yaptım. Çok kötü olduğumu asla düşünmüyorum. Kendimi kötü hissettiğimde de söyleyebilirim ama bugün de iyi hissediyorum. Bunun kararını arkası verecek. Evet ben de belli bir başarıya zaten ulaştığım için All Star'a teklif edildi ve ben de buraya geldim. Bırak da ben karar vereyim Emel'e ne söyleyip ne söylememem gerektiğini, nasıl görüş... Bu da benim yorumum o zaman, kabul edecek. Yaptığımı... Ben sana yapamazsın zaten diyemem. Burada kimse evet, kimseye evet, bir şey yapamazsın diyemez. Doğru. Ama sana da baktığımda bana göre şu an Emel senden daha çok hani... Yok işte şapka tasarımcısıyım diye bence şu plaj şapkasını... Bu da senin görüşün ama Emel'e saygı diyorum. Bu benim yani yaptığım oldu, şey. Oldu kötü bir Emel'e de tam Emel'e saygı ama kötüyse kötü yorumu yapacağım tabii yani. Emel'e saygı deyip ben tabii iyi yorum yapacaksın, yapmak zorunda tabii ki yapacaksın. Emel'e saygı yorum yok. Affedersin de hani söyleyemediğin kadar... Çirkin bir kelime olmasına ben sadece sinirlendim. Anlamadım. Neye biraz sinirlendin? Önce dedin ya söylemek istemiyorum. Uf dedin ya hani. Söylemek istemiyorum demedim. Ben hani uyduruk gibi bir şey kullanacaktım. Hani kombinine göre uyduruk gibi bir şey kullanacaktım ama bazı cümleleri ağzımızdan çıktığı gibi burada sarf edemeyip rahat olamadığımız için hani ne söyleyeceğimi düşündüm. Hani kombinine göre kolay, basit, plaj kalmış. Onu ifade etmek anladım. Istedim. Anladım. Poşetin içinde de getirebilirdim. Çok başarılı bir kombinde yok. Bence bayanı kötü gösteren bir şey daha varsa o da dümdüz babettir. Babet giymişsin. Benim boyum uzun, ben babet giyebilirim. Türkiye'de boyun sadece de insanlar topuklularla, yani platformlarla gezmiyorlar. Babet giyenler sadece terlikle gezen insanlar da var. Ve yani kombinimi bakalım jüri zaten eleştirecek. Poşetin içinde de işte şapka yapıyorum, şapka götürmeye gittim de diyebilirdim. Ama poşet ama ben de yok. Ben o kadar alışkınım ki böyle elime bir şeyler almaya artık tükendiğinin farkındayım. Buraya popcornla da geldim, ben pijamayla da geldim. Madem böyle bir şey yapıyorum dedim, kafama taktım. Kendimce uyumlu da buldum. Birazdan yani dinleyeceğim zaten. Normalde de zaten şöyle giyiniyorsun hani bunun dışında. Evet. Bir etek, altına bustiyer, takım giyiyorsun. Senin de hani burada mesela Özden, evet Özden'in bana göre gerçekten bir tarzı var. Donanımlı duruyor ama sana baktığımda sen sadece fiziğini kullanıyorsun. Şu anda da mesela o babeti giymenin rahatlığı boyunun uzun olması ama babet seni zaten şık göstermemiş ki. Babet bana göre şık babetin bir ayakkabı tarzı değil. Bir çok değişik babetler vardır ama. Hayır saçma, şu, bir sürü marka şu babet mesela yapıyor. Güzel bir Ayşe babet Gülşin değil. Ayşe Gülşin'i de bil. Kısa boylu olsun, uzun boylu olsun. Türkiye'de değil, dünyada babet giyiliyor. Giyilebilir ama şu an ayağındaki babet de şık değil. Spor ayakkabı falan burası giyseydin işte bari. Burası işte benim stilimse ben burada babet giyerim. Ben pijama giyip ay şimdi gelmiş babet bir insan olarak. Ben babet tartışması teşekkür yapmak ederim. İstemedim. Ayağındaki babetin kötü olduğunu belirtmek istedim Tuğçe. Ayşenur. Hafızasını da tazelemek isterim buradaki birinci sezondan birçok arkadaşımızın. O şapkalar o dediğin şekilde olsaydı biz onları birinci sezonun gala gecesinde farklı renkleriyle, farklı biçimleriyle beğenerek, beğendirilerek o şapkaları biz burada takmazdık. Biz
beğenmedik o konsept. Burada beğenen birileri için olmasaydı, bu platforma uygun bulmasalardı biz onları takmazdık. Ki tamam, onu taktık diye ben şu anki kombini beğenmek zorunda değilim ki, çok saçma. Yaşının kadını ol birazcık. Sözünü 30 yaşında kesme. Değilim bu arada. Geçen gün 30 yaşında dedin de 30 yaşında şu değilim. Şu an bu konuşma tarzıyla 30 yaşındasın zaten. Ne güzel, en azından olgunum demek ki. O şapkayı konuşma öyle bir konuşma tarzının yaşı olduğunu da ilk kez duyuyorum. Bir de olgunluğu gösterir. Hayır, duramıyor böyle. Hep şey böyle. Her şeye cevap veriyor falan böyle. O karakter bir özelliği. Kompleksi, karakter. İyi, yok. Herkes yapabiliyor bunu. Yapmayan insanlar da var. O şapkayı öyle bir şeyle kombinlersin ki, hani o şapkayı öyle dediğin için sen pişman olur. Sen gidip arar bulur. O kombini yaparsın. Önemli olan o şapkanın orada ne kadar olduğu, nasıl yapıldığı değil. Ben de zaten yazlık şapka yapıp daha evet, önce yaptım. Evet. Ben yazlık şapka yaptım biz yani. Biz onları taktık ve giymedim, çok başarılı bir şekilde kombinlenebilir ki sen beğenmezsin. Tarzı olan insanlar zaten onu becerip kombinleyip buraya gelebilirler. Babet giyilmez diye bir şey yok. Ben de babet giyerim ki giyiyorum zaten. Burada babet giyilmez diye bir kural da yok. Aha, sen çıkardıysan onu bilmiyorum ama ben senin kurallarına uymayı düşünmüyorum ki, kural da koyamazsın zaten. Tuğçe'nin kombinini de çok başarılı bulmadım. Üstündeki pembeyi çok beğendim. Şapkayı beğendim. Ama onun içerisinde görmem gereken şey hardal rengi bir şort. Güderi ya da hardal rengi bir etek ya da hardal rengi bir tulum olabilirdi. Yani daha böyle hardalla karışık bir şey. Üstüne pembeyle çok güzel oluyor çünkü hardal. Ayağındaki babet güzel ama babetin biçimi birazcık daha farklı olabilirdi. Ya mesela şuralara püsküllü olanlar falan vardır. Böyle önünü kemerli olanlar falan. İşte benim bahsettiğim kombin de böyle ama kombinin de kötü olmamış, yakışmış. Sadece içindeki beyaz gömlekle şortu beğenmedim, o kadar. Sağ ol, teşekkürler. Çiğda. Tuğçe, geldiğinden beri, yani yarışmanın başından beri birincileri hep söylüyorsun. Ben ona katılmıyorum. Kadının güzel olması için kendini bir kere güzel ve iyi hissetmesi lazım. O gün için yataktan kalktığında mutlu bir kadın zaten ne giyse yakıştırır. Ama burada hepimizin bir ruh hali var. Ezgi birinci oldu, Emel birinci oldu. Yani ruh halleri değişebilir, sizin de öyle. Bakın ilk geldiğiniz nasıl ruh haliyle. Bunu kötü yansıtmış olabilirler. Yani bu kadının doğal halinde var bir kere. Aslında bunu bir kenarıya bırakmak istiyoruz. Hak seçmiş, takdir etmiş. Bu konu kapansın bence. Bitirdik zaten. Bir gün iyi olurlar, bir gün kötü olurlar. Ama ben cumartesi yorum söz hakkı alamadığım için sormak istedim. Ama senin dilinde devamlı bu var. Bir gayet kere, de doğal hakkım. Bir halk olarak biz birinci olanı alkışlamayı bilmiyoruz bir kere, bu bir. Bunu yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün şöyle misin, böyle misin, bak birinci olduğunu kapattık. Onu o kadar konuştuk ki onu ben de artık algıladım. Hepimizin algıladığı gibi. Sadece cumartesi olan bir şeyi sordum. Bu da benim en doğal hakkım. Şimdi bir de hafta sonları büyük ödül var. Ve ben kısmet oldu ve başarılı olduğumu düşünüyorum. İyi günler diye inşallah. Tamam da birinden bir şey duydum. Arca. Bir daha ben de böyle basit bir performans yapıp ben de birinci olacağım demiş. Kim? Biri. Ha, kim? Ben değil. Ama dedin mi? Ne? Öyle bir şey dedin mi? Bir ben daha mi? Ben öyle dediler bana. Ben basit kelimesini kullanmam basit bile. Basit ya da işte. Bilmiyorum, yanlış yansımış olabilir. Yedi mahalle gezerken değişiyor laflar da. Bir şey söyleyeceğim. Burada şunu kimseyle konuşmadığımı biliyor muydun? Puanlarımız çok yakında birbirine. Demiş ki bir daha ben de böyle bir basit bir performansla geleceğim. Birincisi, senle Nazlı Kaya Aslan'dan başka kimseyle konuşmadığımı biliyor muydun? Ben kimden duyduğumu ne söylerim ne de hatırlıyorum. Şimdi onu kapatalım. Bunu söylediğimde şey söylemediysen çok... özür dileyeceğim. Sence söylemiş miyim bunu? Bu soruyu bana bilmiyorum. Soruyorsan sen kendin buna inanmışsındır. Ben sana soruyorum ben ama eğer öyle bir şey dediysen. Bana sorma, bu Maria'nın bana bahsettiği. Bak, beni tanımayan insanların birilerinin söylemesiyle yeni tanıyan insanlar birilerinin söylediklerine inanıyorlar. Ama burada beni tanıyan insanlar bu soruyu bana sormazlar ama bile. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben söylemedim de iyi puan aldığın zaman çok pozitifsin. Kötü puan aldığın zaman negatif. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim saygı her zaman saygıdır. Ne zamana olduğunu biliyorsun. Ben moralim bozuk bir İyi hafta olursa geldim Allah'tan buraya. İyi olursa Allah'tan kötü olursa kullan. Ben buraya taşındığım için ruh halim düzgün geldim. Kendimi iyi hissederek geldim. Hı-hı. Kendimi kötü hissettiğim zaman ben burada ruh halim bozuk geziyordum. Ayakta uyuyordum, hı-hı, fark ettiysen. Şimdi sen bana bu soruyu soruyorsan sen buna inanmışsındır. O yüzden benim sana hiç verecek ben cevabım yok. Ben soruyorum ama. Ben şu sormasam an buraya geldiğimden beri seninle Nazlı'dan başka kimseyle samimiyetim, çay içmişliğim, muhabbetim bile yok. Yemeğimi bile ayrı yiyorum. Ben annemle bile neden? Geri gelir çünkü tartışırım. Ben seninle arkadaşsam ya da yarışmacıysam bir gün tartışırım. Ben seni Nuran'ın bile yapıyor. Bir gün bize ben sana kötüyse böyle bir kötü şey söylüyor, sorma. İyiyse iyi şimdi söylüyor. Şimdi sen böyle düşünüyorsan böyle kalsın. Ben bunu demiş olayım ama burada hayır, beni tanıyan insanlar. Ben böyle bir şey söylemedim.
Ayşegül, Tuğçe ile ilgili bir şey söyleyeceksin. Yani şöyle bir şey, biz Ayşenur'un öyle bir şey söylediğini duyduk da. Herkes kendini bir av olarak görmeli bence. Çünkü burada biz karşımıza geçen insanın açığını arayıp yanlışını düzeltmek için varız. Ben burada bir avım, onlar da avcı. Herkes ben oraya söyle. Çıktığımda bunu olmamış olmamış diyebilmesi için bir insanın bir şeyi araması gerekiyor. Doğal olarak benim bunu söylemem için, ya ben bunu söyleyecek olsam da gidip buradaki insanlara söylemem. Ay söyledi. Gider arkaya söylerim yani. Hadi arka tarafa söylerim. Ki ben bunu söyleyecek bir insan da değilim. Basit kelimesini de asla kullanabilecek lügatımda olan bir insan değilim. Ayşegül, Ezgi, Özden, Nihal bir şekilde bir konu konuşulmuş. Bizi ilgilendirmiyor kameraların dışında. Bugünden sonra biz bileceğiz ki senin ağzından çıktığı için sen Nazlı ve Çiğdem'le samimisin sadece, öyle mi? Çünkü çok samimi davranıyorlar. Çünkü seni sormuyor. Evet, aynen öyle. Sadece onların Çiğdem ve Nazlı'yla. Tamam. Evet, bu başka şekilde. Bir iddiası var. Bundan sonrasında eğer farklı bir şey olursa, yine o iddia ortaya gelirse tekrar tartışırız. Anlaştık. Tamam. Tuğçe. Teşekkürler. Merhaba. Sen nereye gidiyorsun? Ben şapka yapıyorum. Onları satmak için butiklerle görüşüyorum. Çok iyi yapıyorsun. Seni gördüğüm en kötü halin. Yine mi? Yine mi değil ama kötüsün yani. O zaman bir arkana şöyle dön bir bak. Gerek yok. Yani bir kargaşa var. O beyaz çantan, o şapkayla, o çanta... Yaptığım kombine uysun diye çantada getirmek istemedim. Tamam. Beğenmedim yani. Peki. Beğenmedim. Tamam. Ama vücut dilinle tepki veriyorsun. Yo, beğenmediyse de tamam. Yani olmamış o üstündeki pembe bir kere, onu bir çıkarsana. Bunu mu? Jile, evet, onu bir çıkar. Yani şu halin mesela daha iyi. Onu oraya atma. Onu oradan al, oraya kenara koy. Zaman kaybetmek istemedim. Evet. Bak bu halin mesela, şimdi şapkanı tak, o çantayı da alma eline. Yani şimdi o jileyle hiç olmamış. O çanta... Fiyat ne İvana? Evet, şimdi onları da söyleyeceğim ve hemen yorumu yapayım. İstersin canım şey yapalım. Böyle Tuğçe. Az bütçe aslında. Yelek 129 TL, gömlek 30 TL, şort 40 TL, çanta 25 TL, şapka 5 TL, takı 10 TL ve gözlük 10 TL. Teşekkürler. 5. Teşekkürler. Evet Tuğçe, bir stil yaratmak çok para harcamaya gerek yok. Evet, bence de. Sen de uygun bir bütçe, çok düşük bir bütçe bir şey yapmışsın. Ama tarz değilsin. Peki. Yani çantan, yeleği, şapkaya kadar olmadı. Çok pembe yeleğini üstüne aldın. O güzel akış taşlamış şey, bej ve beyaz ve şeyini renklerinden kesti yani. Çok ağır geldi, çok fazla bağırdı üzerinde. Ben de babetini beğendim. Şapka çıkart yani, lütfen. Ben de o zaten beğendim. Genç kızlar böyle 15, hani 10 yaşında uygun, takabilir. Öyle yani, çocuk şapkası bu yaptığımda zaten hani. Gerek yok. Diye, ama tekrar tarz olacaksın. Çocuktan iyi yani bir şey yapacaksın. Tarz da olmalı. Öyle bir şey çünkü. Takma. Gözlük, ben beyaz gözlükleri beğenmiyorum. Çok çiğ duruyor yüzünde. Böyle bir belki altın çerçeve güzel bir gözlük takabilirdin. İnce. Bu halinde evet, ama ilk geldiğin halinde. Peki. Tarz çok karışık gördüm seni. Pardon. Ben sana 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Zor tutuyorsun kendini sanki, böyle değil mi? Yok yok vallahi. Bir titreme var sesinde. Ya şu spor kombini yapamadım ya. Olmadı bir ya. Bir kere daha denerim belki. Bir daha da cesaret edemem. Ömrümde olur mu bilmiyorum.
Yani evet, şu halin aslında akıyor. Bir problem yok. Fakat şapkanı hiç beğenmedim. Madem şapka konsepti yaptın, o üstündeki yelek... Renk kalsın diye kullanmak istemiştim ama yanlış bir tercih yapmışım demek ki. Aynen. Çantan kötü. Gömleğini şu son düğmesi kasıyor sürekli. Bol aslında. Yani orası o iki düğmenin arası açıyor. Hani o yeleğin üstündeyken daha da çok açıyordu. Şimdi okey görünüyor da. Peki. Ben de beğendim ayakkabılarını. Kötü değiller. Babet değil zaten onlar. Babet başka oluyor. Canım ya, Turçin denin dolayı söyledim. Değil mi? Yani şey düz. Makosen. Makosen onlar. Makosin, makosin. Evet, rahat, güzel. Güzel, şey. Zarif ayakkabılar. Beğeniyorum böyle, evet, hani. Teşekkür ederim. Ben de beğendim. Yakışıyor kadınlara. Babet. Babetleri, o yuvarlak oyuklıları ben de sevmem ama bunlar, evet, güzel. Evet, bu biraz. Çok da ekonomik fiyatlar. 5 puan. Teşekkür ederim. Gittim. Memnun mu ayrılıyorsun? Yani hani daha iyisini yapabileceğim için biliyorum, yani öyle söylüyorlar. Yoksa yaparsın. Kötüsün, her zaman olduğun gibi gelmişsin dediler, derlerdi. Ama hani bu olmamış dediler. Yarın daha iyi çalışırım. Ne yapalım?